Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Evet, dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlla dâbetul ardı te'külü min se'etehu ayeti. Dâbetul arz, ikinci dersimiz. Şimdi seni dinliyoruz. Kim çalışacaktı? Kim? Harun ve sen de, değil mi? Evet. Tamam. Ben bulabildiğim abi kanaatimce. İlk önce şu sözler de abi. Bunun her asırda farklı olacağını söylüyor zaten. Neyi? Dâbetul arzı. Zuhur edeceğini, farklı zuhur edeceğini. Ve buradan gireceğim abi. Ve kıyamet alametleri bahsinde 345 paragraf 3'te abi. Çekirge gibi bir afat bir mevsimde pek çok kesretle bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesretli o tayfelerin hakikatleri mahdut. Bazı fertlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emri ilahiyle o mahdut fertlerden gayet kesretli aynı fesat yine başlar. Güya onların hakikati milliyeleri inceleniyor, kopmuyor. İnceleniyor abi. Şimdi bir dakika, neyi okuyorsun şimdi, onu bileyim. Dabbetül arzın abi. Her asırda. Efradı bulunur. Efradı bulunur. Buradan giriş yapacağım abi, ondan sonra şey yapacağım abi. Dabbetül arz, yani Süleyman Aleyhisselam'daki Dabbi söylüyor, öyle mi? Ha, onun bu asırdaki karşılığı. Evet. Yani öyle asırdaki... bir mukaddem olsun ki, evet. Bir daha yapayım. Her asırda peygamberlerin kıssaları figür gibi, ritüel, simge, semboldur. Eyüp Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam gibi bu peygamberlerin hayatları bize örnek gösteriliyor. Şahıslarından değil bu, bir simgesel olarak onun zatlarında ve hayatlarında bize çözüm zeminleri, itikat zeminleri, hayata bakış zeminleri vesaire, idealist insanın ruh malzemeleri. Ruh Kur'an ruh mimarı olduğu için inşaat malzemeleri gibi, tamam? Şimdi sen şey okuyorsun. Süleyman Aleyhisselam'dan bahseden şu ayette kurt, tamam mı? Onu hemen Kur'an bize bu asırdaki efradı bulunur. Şunu da söyleyeyim de tamam, 268 şu anlarda. Her bir ayeti manası küllidir. Her asırda efradı bulunur. Yani her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. 3. Her asırda efradı bulunur. Şimdi bu Dâbetul arz, o Süleyman Aleyhisselam'ın yaslandığı, onunla tutundu. Kendisi çürümedi. Yani öldüğünü gösteren baston çürüdü. Kur'an hemen bunu kullanıyor. Diyor ki sizin asrınızda böyle yaslanacağınız, yaslandığınız yer böyle bir şey diye. Şimdi bir daha oku. Yaslandığın şey. Yani yine zamanı geldikçe emri ilahiyle o mahdut fertlerden gayet kesretli aynı fesat yine başlar. Güya onların harekatı milliyelerini inceleniyor, kopmuyor. Hakikati milliyetleri inceleniyor, kopmuyor. Yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de. Bir zaman dünyayı hercü merceden o tayfeler. İzni ilahili mevsimi geldiği vakit aynı o tayfe medeniyeti beşeriyi hercü merc edecekler. Fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder. La yarım yukaybe illallah. Başka bir şekilde tezahür eder. Evet, bu başlangıç da abi. Ben bunu şöyle de ayırdım abi. Bir tuzaklar var. Hastalıklar, bu hastalığa karşı bir de musibet var abi. Anlamadım. Bunu niçin söyleyeceksin? Okuyacağım yerleri abi. Söyleyeceklerime göre. Ha, bir de söyle. Tuzaklar var abi. Tuzaklar. Onu söyleyeceğim. Bir hastalıklarla tuzakların neticesinde o tuzağa düştüğü zaman, o tuzağın neticesi insanın müptel olduğu hastalıklar var. O hastalığa karşı da gelen musibet abi. Bela yani. Hani o da betül arz. Dışarıda öksür.
Öksürüğün geldi, dışarı geç. Tamam. O tuzaklar abi, ben kendi kanaatimde şunlar buldum. Dünkü bulduklarımızın içindekilerden abi. Suyu istimalat ve bundan gelen tehlikeler. Onları da okuyacağım abi. İsrafat, israfattan gelen tehlikeler. Ve din ve fazileti düsturu medeniyet etmemeklikten neşede de ortaya çıkan. Müsaade-i sefahat ve muvaffakat-ı şehveti nefistir. Bunlar tuzaklar abi. Hangi, bir de söyle tuzağı. Birincisi suistimalat. Suistimal. İkincisi israfat. İsrafat. Üçüncüsü de din ve fazileti düsturu medeniyet etmemeklikten. Den. Neşededen. Müsaade-i sehafet. Sehafete müsaade olması. Muvaffakat-ı şehveti nefis. Bunlar ne? Bunlar tuzaklar abi. Tuzaklar. Heh. Bu tuzağa düştüğü zaman bir de hastalıklar var. Hastalıklar da. Bunu nereden okudun? Bunları suistimalat zaten Emirdağ'dan okumuştuk dün abi. Tam sayfalar nasıl? 99'da. 99. İkinci Emirdağ değil mi? Evet abi. De bak kardeşim, ikinci Emirdağ 99. Yine israfatta ikinci Emirdağ'da. Hatta 5. Şuan'ın başında da israf eden onun damına düşer diyor. İkinci Emirdağ'da ne okun? Hangi sayfaydı? 99 abi. Tamam. Din ve fazileti kısmında muhakemat 43'ten abi. Ha, din? Okudum. Din ve fazileti düstur medeniyet etmemekten yani. Etmemekten. Evet. Gelen neşededen. Sehavet ve şehveti nefistir. Bunların tehlikelerini okumadan şurayı da okuyayım. Bir de hastalıklar var bunların. İnsan bunlara müptela olunca, bu tuzaklara düşünce, bunların neticesinde de müptela olduğu, düştüğü hastalıklar var insanda. Bu hastalıklarda abi, Kastamonu 105'te hırsı hayat, zevki hayat. Neticesini orada söylüyor zaten. Yine Emirdağ 299'da hevayic tehiç, görenek, tiryakilik, hacatı gayri zaruriyeyi zaruri hacatı hükmüne getirmek. Bu hastalıklar. Zaten Emirdağ'ın devamında diyor ki, iktisat ve kanaat yerine israf ve sefahat almıştı diyor. Bu kurtlardan mı bahsediyorsun? Bunlar kurt mu? Evet abi, bunlar kurt. Hastalıklar yani. Hmm. Yani kemiği yok eden kurtlar. Evet, o kurtlarda zaten bizzat o tabir var. Hani o Avrupa medeniyeti bir kurtlar hükmünde diyor. Onu Hutbe-i Şami'de söylüyor abi onu zaten. İktisat ve kanaat yerine israf ve sefahat almış. Say ve hizmet yerine tembellik, istirahat almış. Bunlar da hastalıklar da. Bunların musibetleri, belala, buna karşı gelen bela musibetten Hutbe-i Şami'ye 36 ve 43'te söylüyor abi. İlk önce bir şurayı okuyalım abi. Suyu istimalattan gelen tehlikeler. Sözler abi 147. Suistimalattan gelen tehlikeler. Suistimalattan gelen tehlikeler. Evet. Sözler 147 mi? Evet abi. 13. sözü kaçını? O bir deli bir ihtar var ya. Evet, elhasıl gençlik gidecek. Mesela ben şuradan alayım. Öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla hastahanelere. He, bir dakika. Evhamın temelini söyledi. Ne, bir de söyle onu. Suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıklı hastahanelere. Bugün gençler, efendim söyle. Dün de var ya, diyor ya şey, sefahat ve suistimaldan çekinenler ancak onlardan kurtulabilecek. Evet. Aslında yani bir nevi kurdun kendisi vehim oluyor yani. Evet, kurt vehim oldu burada. Kurt vehim oldu. Bir daha bunu destekleyen lemalarda da bir yer var. Onu da söyleyeyim mi? Tamam, söyle abim. Bu diyor ya, o Hazretin yaralarından neşet eden kurtlar. Bizimki bize bakan ne? Bizimki de günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Demek ki vesvese ve şüphelerin kendisi kurt. Hmm. Bu 9 mu lemalar? Evet, lemalar 8 abi. Vesvese ve şüphe. Şüphe. Kurt.
Nasıl oluyor görüyor musun? Devam ediyorum abi. Tabii ama mükemmel bir şey çıktı. Güzel gidiyor abi. Evet, suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıkla, hastahanelere, taşkınlıklarıyla hapishanelere ve sefahathanelere, manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşeceklerini anlamak isterseniz. Bu şey vardı, bu çok kullanıyorum. Kurt şey, suistimal ve israf var ya. Evet. Bunu gençler beni arıyor yani. Buhran, bunalım, panik, kendimi kötü hissediyorum. Hepsinde %99 değil. Hepsinde konuşturdum, benle açık ol dedim. Benle açık ol ki ben sana çözüm üreteyim. Ayıp değil, bana net olacaksın dedim. Diyorum hepsine. Bana net olacaksınız, kadın ve erkek. Özel hayatında israfat yapıyor musun? Haftada birkaç defa gusül ediyor musun? Öyle diyor üstad. Evet dedi. Bu vehmin en acayip aktif edendir. Yani enerji boşalması içeride adamlar kendi havasına hareket etmesini gösteriyor. Evet. Anlamak isterseniz hastanelerden, hapishanelerden, kabristanlardan sorunuz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden, gençlik saykasıyla, israfet ve suistimalden gelen hastalıktan eninler, eyvahlar işittiğiniz gibi hapishanelerden dahi ekseriyetle gençliğin taşkınlık saykasıyla gayrimeşru dairedeki harekatın tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin teessüflerini işiteceksiniz. Diye böyle devam ediyor abi. Bu suistimalatın getirmiş olduğu tehlikeydi. Seni de alacağım. Öyle merak ettim ki seninkini. Toparlatmışım abi. Çok iyi. Çok tuhaf. Ama lütfen kaydet. Yani şey yaparken şey yapamıyorsun. Aha. Kaydet, bak not alıyorum ben de. Şimdi israfattan gelen tehlikeleri söyleyeyim, okuyacağım abi. Bir dakika. İsrafattan gelen tehlikeler. Tamam. Harika. Sözler 721 Lemaat Dağlı. 721. İsraf sefahatin, sefahat de sefaletin kapısıdır. İsraf sefahatin, sefahat de sefaletin, yani sefilliğin kapısı. Sefil. Alçalman, insanları evet, kaybetmenin kapısı. Ayaklar altında düşmenin kapısı abi. 726'ya geçiyorum abi. Yine onunla alakalı. Sıkıntıdır muallimi sefahat. Bir dakika, burada bir dur hele ya. Dün vesvese bebeğime çok duruyorduk değil mi? Kurt diye. Görüyor musun? Sıkıntıdır muallimi sefahat. Sıkıntıdır muallimi sefahat. Muallime. Muallimdir. Sefahatın muallimi. Sıkıntı olmuş. Demek sefahatin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni yeisle suizandır. Sıkıntı da neyi getirir? Neyin madenidir? Yeisle suizanın madeni. Evet, yeisle suizan. Mesela bir adam geçmiş klavyeye, ona buna saldırıyor. Bir adam geçmiş masaya ders yapıyor, ona buna saldırıyor. Bir adam gelmiş, onunla buna uğraşıyor. Niçin yapıyor bunu? Sıkıntıdan. Peki sıkıntı neydi? Yeis ve suizan. Yeis ve suizan. O da sefahatten ve suistimal. Suizanın temeli diyor bir yerde. Evet. Suizan temeli ne için diyor? Yeis ve şey için. Evet. Dalalet fikridir. Ne için giriyorsun biliyor musun? Öyle Resul affedersin. Eyleme dönüştürülmediğini şu okudum var, uçtu gitti. Evet. Klavye dedi. 25. kare kullanıyorum. İki, kürsüye geçti. En büyük ihlassızlık, ihlas dersinde yapılıyor. Görmüyorlar bunu. En büyük adavet, uvvet dersinde yapılıyor. Bunu görmüyor, görmüyor, burayı görmüyor diye hep itham. Böyle yok. Laz demiş ya kürsüde, gördüm. Öşür vermiyorsunuz, balın öşürünü verin. Verin tehdit. Parmağı, hede, nereye adres? Balın öşürünü verin, böyle. Şimdi adavet, adaveti telin ediyor ama adavet ederken. Böyle şey yapıyor. Böyle yapmamak lazım. Ne? Burası gibi. Yani uvvet olması lazım. Nerede? Burada. Bunun dışında uvvet yoktur. Bak,
Bunun dışında olmayan, benim yanımda olmayan hiçbir tanesi uvvet yoktur. Hiçbirisi doğru değildir. Benim yanımda, benim kontrolümde olan her şey doğrudur. Benim yanımda olmayan karşılığımdadır. Bu da ben, Risale-i Nur'u kendim benim. Doğrular hep benimdir. Benim anladığım doğrudur. Benim karşımda olan Risale'nin dışındadır. Veya İslam'ın dışındadır. Böyle yapıyor. Tamam. İşte bu. Abi bu dediğinizle ilgili Sünahat'ta bir yer geçiyor. Hani dediniz ya. Bu diyor tahliyecilik fikri suizan ve tarafkirlik hissinin menbaı. Hani tam dediniz ya bu şeyin üstüne. Aslında bunu yapmasının sebebinde yine altında şey veren suizan ve tarafkirliğinden dolayı. Suizan ve tarafkirliğinden. Yani özür dilerim, uyduruk kelimelerini de sayacağım. Figür, ritüel, sembol, simge. Yani bizdeki hakikat diyelim. Bunu şahıs, tamamen şahıslara, Ahmet'e, Mehmet'e indirgenmiş. İşte ona buna. Onun şahsında gösteriliyor. Onun dışında olanlar işte kaziptir, yanlıştır. Acayip bir şey yani. Ben size inşallah siz devam edeceksiniz. Dedik ya 5-6 ders. Sonuna kadar şeyinizi alacağım. Tırnağa çalışıyorum da dişe. Dişi anlatırken göreceksiniz ki dişi anlatacağım size. Dişinize ve tırnağınıza yerleşiyor ya. Aklımız gidecek. Bu diş neymiş? Hiç anlayış değil ha. Külliyattan. Diş neymiş? Evet. Dalalet fikri. Bunu anlatırken harici anlatmayacağız ha. Aynı tuzağa biz düşmeyeceğiz. Biz. Kendinle meşgul olmuyorsan mutlaka karşıda meşgul oluyorsun. Kendinle meşgul olmanın alameti nedir? Üretkensin. Mutlaka topluma bir şey getirirsin. Hiçbir şey sunmuyorsan başkasıyla meşgulsun. Bu kesin. Evet. Dalalet fikridir. Zulümat kalbidir. Bak. İsrafta cesedidir. Dalalet. Gayri mağdubi mağdubi dalalet aklidir. Zulümat şey. Zulümat kalbidir. Zulümat kalbidir. İsrafta cesedidir. Yani da, bu üç şeyi de söyledi. Gayri mağdubi aleyhim veleddallin. Dalalet akli. Mağdub kalbi. Diyor bu zamanda dalalet diyor cehaletten gelmiyor abi. Fen ve felsefeden yani fikirle gidiyor adam dalalete. Fen ve felsefeden geliyor. Eskiden cehaletten gelirdi. İzalesi kolaydı diyor. Bu zamanda fen ve felsefeden geliyor dalalet diyor. Ya ilimle dalalete gidiliyor işte. Ha, ilimle gidiyor abi. Sadakatle dalalete giden bir tane yoktur. Yok. Bu zamanda yok abi ya. Risale-i Nur'a uyanlar kazanıyor. Bu da israfatın getirdiği tehlikelerden şu an okuduğumuz yer 147 ve pardon 720 ve 726'daki yerler. Ruhunu havalandıran ne biliyor musun? Buralar hep düşüren bunun da ta temeli aşağı. Ustad diyor ki haberleri geniş daire haberleri takip etmek. Aklını dağıtır manevi bir divan olur. Kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Lüzumsuz bir merak ile ruhlarını havalandırmak. Hep geniş daire haberleri takip etmekten kaynaklanıyor. Bu konuştuklarınızın temeli de budur. Çünkü siyasetten, geniş daire siyaset haberlerinden uzak durmak ikazı kadar laikalarda ikaz edilen hiçbir mesele yoktur. Kebair bile yoktur bu kadar. Teyyare ve şimendiferle alemi İslam'ı şey yapacaklarmış ya abi. Eser altına çık. Biri şey hava yani dima şey yapıyor medyayla demirle de şey yapıyor işte. Evet. Ve tokan. Bu da üçüncü tuzağı okuyorum abi. Muhakemat 43'teki. Bu da din ve fazileti düsturu medeniyet etmemeklikten neşet eden. Musaade-i sefahat. Yani sefahate musaade edilmesi. Ve muvaffakat-ı şehveti nefistir. Bunun devamını şey yapmamıştım ama şimdi dikkatimi çekti. İkincisi hukuk şehavet ve diyanetsizliği neticesinde hep şehvetten bahsediyor evet. Biliyor musun? Hep hukuk şehvet. İki diyanetsiz, takvasız.
Diyanet İşleri Başkanlığı değil. Diyor üstada ya, milletin diyor kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir. Onu takviye ile ancak sıhhat bulabilir yani. İnsan kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir. Takva eksikliği. Bu şehavat ve diyanetsizliğin neticesi olan merhametsizlikten neşet eden maişetteki müşrit müthiş musavatsızlıktır. Bu ne yapıyormuş bir de okuyorum orayı. Diyanet. Diyanetsizliğin netice vermiyor. Evet, baştan alıyorum. Hübbü şehavet ve diyanetsizliğin neticesi olan, bak diyanetsizliğin neticesi olan merhametsizlikten neşet eden. Merhametsizlikten neşet eden. Maişetteki müthiş musavatsızlıktır. O zaman burada kurt merhametsizlik oldu. Evet. Devamında diyor zaten abi. Evet, şu diyanetsizlik. Oh. Bunu izah ediyor bak. Evet, şu diyanetsizlik Avrupa medeniyetinin iç yüzünü öyle karıştırmış ki. Yani diyanetsizliği yaşıyor ama o ya, diyanetsizlikle... Yasin bir kağıt verir misin bana bir? O tamam. Diyanetsizlikle Avrupa'nın iç yüzünü, medeniyetin iç yüzünü karıştırıyor abi. Hı. O kadar firakı ve sadiyeyi ve ihtilaliyeyi tevlid etmiş, ortaya çıkarmış ki faraza hablül metin-i İslamiye ve Seddi Zülkarneyn gibi şeriatı garranın hakikatına iltica ve tahassün edilmezse dedi ya burada hani imanın bereketiyle şeriatı garranın hakikatına iltica ve tahassün edilmezse şeriat-ı garra şey oldu şimdi orada. İmanın bereketi. İmanın bereketi. İmanın bereketi neydi söyle abim? İltica edil ve tahassün edilmezse. Nereye? Şeriat-ı garra. Evet, şeriat-ı garranın hakikatına. Garranın hakikatı. Hakikatı. Sayfa kaç bu? 43 abi. Ne? Mutbeş abim? Yok. Muhakemat abi. Muhakemat 43. Bak. İman bereketi. İltica ve tahassün edilmezse bu firakı fesadiye onların alemi medeniyetlerini zirr-ü zebel edeceklerdir. Nasıl ki şimdiden tehdit ettiği gibi diyor, ediyor. Bunlar tuzaklar da bir şu anda okuduğum yerler. Bunların neticesinde hastalıklar var. Bu hastalıklarda hırs-ı hayat, Kastamonu 105'te dediği gibi. Hırs-ı hayat, zevki hayat, hevaici, tehiç, heyecanlandırma, görünek tiryakilik, Emirdağ 299, hacatı gayr-ı zaruriyi, zaruri hacatlar hükmüne getirmek. Bu hastalıklara insan müptela oluyor. Zaten iktisat kanaat yerine israf sefahat diyor. Şeydir, 2. Emirdağ 99'da evet. Ve bir de şey, Kastamonu, 105. Kastamonu 105 abi. Tamam. Yine 2. Emirdağ, bu 100 arka sayfasında, iktisat kanaat yerine israf ve sefahat diyor. Say ve hizmet yerine tembellik ve istirahat diyor. Bu hastalıklara insanlara müptela ediyor. Şimdi hutbe-i şamiyeden insan bunlara muptela olunca dabbatül arz musibeti. Evet, Avrupa'nın medeniyeti. Sayfa 36 hutbe-i şamiye abi. Öyle mi? Heh. Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinde belki heves, heva, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip ihtilalci komitelerle kurtlanmış bir ağaç hükmüne girmekle abi. He, o zaman burada kurtlu ağaç
Avrupa'yı söyler misin üç tanesini? 12. bozuk Avrupa abi işte. He neydi? Bir de söyle içini. Okudun ya. Okuyordum baştan abi. Baştan. Avrupa'nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden belki... Bir dakika. Faziletsizlik ve hüdasızlık. Hüdasızlık. Bilgi heves, heva. Bir dakika. Heves. Heva. Heva. Rekabet. Rekabet. Tahakküm üzerine bina edildiğinden. Tahakküm. Tahakküm. Bu altısı kurtlağa çoluyor. Evet. Evet. Üzerine bina edilince bina... Üstad kendisi diyor zaten kurtlu ağaç hükmünde diyor. Kurtlu ağaç oluyor. Kurtlu ağaç bu. Şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı. Kaç hutbe şey miydi? Hutbe-i Şamiye. Hutbe-i Şamiye 36 abi paragraf. Biraz önceki. Şey okudum herhalde. Evet. 36. Şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip ihtilalci komitelerle lemalarda diyor ya yani nurcular dahi aile ayetinden şekva ettiler diyor. Zındıka komitesi diyor. Arkada iş döndüren. Bu ihtilalci komitelerle kurtlanmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle kurtlanmış bir ağaç hükmüne girmiş. Medeniyeti hazıra. Bir dakika, medeniyeti hazıra kurtlanmış ağaç hükmüne girmiş. Ha, bir dakika. Medeniyeti hazıra kurtlanmış ağaç. Girdiği cihetle. Ağaç. Bu nerede? Aynı yere okudum yere. Hutbe-i Şam'a 36 tabla. Aynı yere okuyorum şu anda. Tamam. Asya medeniyetinin galibesine kuvvetli bir medar bir delil hükmündedir ve az vakitte galibe edecektir. Şimdi bir de 43'te mi vardı? Evet bir de 43'te var abi. Şimdi asıl bela. Asıl musibet abi. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alemi İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi Gart'ta 1-2 milyonluk küçük bir devlet Şark'ta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleka hükmüne getirmiş. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaati umumiyeyi bırakıp menfaati şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiştir. Hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış, az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i maneviyeyle Şark'tan Garb'a kadar istila ettiği halde, o kuvve-i maneviyeyi harika, meyusiyetle kırıldığı için, kuvve-i maneviye, meyusiyetle kırıldığı için, zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu iyisiyle başkasının lakaytlığını ve fütürünü kendi tembelliğine özür zannedip neme lazım der, herkes benim gibi berbattır diye şehameti imaniyi terk edip hizmeti İslamiyeyi yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü yetmiş, bizi öldürüyor, biz de o katilimizin kısasımızı alıp öldüreceğiz. لَنْ تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ kılıncıyla o yiğisin başını parçalayacağız. Kaçıncı sayfaydı bu? Bu da 43-44 abi. Burada da yiğis kurt oldu. Evet abi. Asıl zaten o. Asıl yiğis o abi. Yiğis kurtmuş. O medeniyeti hazıra Avrupa'nın şu yiğis hesabına çalışıyor abi. Adem hesabını yani. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ hadisinin hakikatıyla belini kıracağız inşallah. Yeis, daha beterini söylüyor abi. Yeis, ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli hastalığıdır. Kanser. Günümüzde zaten o değil mi abi? Herkes yani her kansere farklı bir isim takmışlar. Şu kansere, bu kansere, hep kanser yani herkes. Ama asıl manevi kanser yani. Ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kazı. Bu seratan. Yeis değil mi? Zaten
Yine bu Yeis bölümünde diyor. Sayfa 44 mu bu? Evet abi. Yeis diyor, her mani kemaldir abi. Kemalata manidir yani yeis, ümitsizlik. Ve kemalata mani ve ene inde hüsnü zanni abdi bi, hakikatına muhaliftir. Bu hakikatte de muhalif oluyor yeis. Hüsnü zanna da mani. Evet abi. Tabii burada daha okuyacağım, buradan devam ediyor gerçi ama burada okuyacağım. Bir de şimdi bu insan bunlara müptela olunca abi, hani Peygamber Efendimiz'in duası var ya, hani içlerini dışlarına çevirme, eski ümmetlerin diyelim ki musibetlerine, belalarına karşı, pisliklerine karşı hemen siretleri surete çevriliyordu. Ama Peygamber Efendimiz'in duası var, bu zamanda çevrilmiyor. Ama sünnatta dediği gibi medeniyeti hazırlanın diyor. İşleri dışlarına çevirirse diyor. Gerçi dün de okuduk da biz bunu yeri geldiği için okuyalım abine. Bir de şu, bu Medenilerin çoğu eğer içi dışına çevirirse kurt, ayı, yılan, hınzır, maymun postu görünecekler. Bu da sunat 46'da geçiyor abi. Yani o Medeni'de hazırlanın içi budur abi. O zaman kurtlu ağacın içindeki kurtlar görünüyor. Normalde bu dabbetin ağacı. Maymun. Maymun. Kurt. Kurt. Kurt muydu? Yok. Normalde şeyde tilki diyor. Tilki. Maymun, tilki. Tilki yok burada abi. Tamam, normalde tilki. Kurt değil mi? Yılan. Yılan. Yılan, ayı, ayı. Domuz. Ondan sonra kurt da var değil mi? Evet abi. Ne, orada hangi arada kullanıyor? Okumuşsun. Burada okuyorum abi geçtiği yeri. Bu medenilerin çoğu eğer içi dışına çevirirse kurt, ayı, yılan, hınzır. Bir dakika, bir de söyle. Kurt. Kurt, ayı. Ayı. Yılan. Yılan. Hınzır. Hınzır. Maymun. Maymun. Postu görülecek. Bir de hayale sanki gelir. Karşı görmüş. He? Değil de. Sanki karşı görmüş. Sıra bana değil de. Evet. Fakat kurtu ayıdan önce şey yapmış. O zaman maymun, tilki, yılan, kurt, ayı, domuz olur. İşte bak bunun başlangıcında çok değişik bir şey söylüyor. O heva ise, yine bu medeniydi galiba Hazır'ı izah ederken, o heva ise diyor, ise şeni, insaniyeti, dereceyi melekiyeden. Hı. Bak heva, hevanın getirmiş olduğu şeyler abi. Hı. O heva ise şeni, yani neticesi, insaniyeti, dereceyi melekiyeden, derekeyi kelbiyeye, hani köpekliye, hı, indirmektir. İnsanın mesih manevisine sebep olmaktır. Oo. İnsanın manevi ölmesine abi yani. Mesih manevisine. Mesih manevisine sebep olmaktır. Manevisine sebep olmak. Sayfa kaç, hangi kitap? Sunatulat abi 46. Sunatulat işaret mi? Evet abi. İşaret 46. Paragraf 2 yani. Manevi mes. Ve Harun'un işi de çok garip. Yapmışım. Burada bir yer vardı da abi. Risale-i Nur diyor. Orayı bulamadım. Benim diyeceklerim abi şu an söyle. Bu kadar. Öyle mi? Orayı ben bulunca söylerim. Neyi bulacağız? Hani medeniyetin diyor, cehennemin yüzünü onlarda bulmuş göstermiş diye bir yer var. Orayı ben bulayım abi. Okurum bulunca. Tamam. Şimdi burada söyleyeceklerim bu kadar abi. Tamam. Harun'um şuraya gelir misin abi? Arabanın şu yanına tekerleğini al. Sen zaten şu atıyorsun. Oraya geç abi. Çok merak ettiğim için.
Harun'un da şeyi şunu. Ya biraz enteresan olacak bu peygamber kıssalarından yine şey yapacağız. Onu hepsi taşıyacağız inşallah. Şimdi abi Süleyman Aleyhisselam'ın bir dayandığı bastonu vardı. Bir ağacı vardı. Musa Aleyhisselam'ın aynı şekilde bir asası vardı. Girmeden buldum orayı okuyayım mı? Buldun he. Beşinci notada söylüyor. İki Avrupa izah ettiği yerde abi. 17. lemada. Yine Avrupa şeyinde izah ediyor abi. Şu asrı felaket ve helaketin en büyük musibeti olan dinsizliğe giden medeniyeti sakiminin iç yüzünü ve yüzündeki peçeyi, cehennemin mahiyetini Hüdayi Kur'an ile muvazene suretiyle açar gösterir, ehli imanı ona temayülden şiddetli tenfir ettirip sari bir vebayı teşhis ile eczani Kur'an eden zemzemeyi tiryak geçirir diyor. Beşinci nota. Bir de 17. lema. Ne çıkarttın sen bundan? Yani Risale-i Nur bilhassa içindeki 17. lemada 5. nota diyor. Oradaki iki Avrupa izah ediyor ya abi. Avrupa'nın şu medeniyeti hazıranın mahiyetini 300 insanı nereye götürüyor? Oradaki peçeyi gösteriyor. Peçenin arkasındaki yüzü gösteriyor bize abi. Kim? Şu 5. nota. Yani Avrupa'nın iç yüzünü. Evet. Bu bozuk Avrupa'nın medeni Hazare kalbinin iç yüzünü bize gösteriyor yani. 5. nota. Evet. Zaten ikinci bozuk Avrupa. Yani diyor ki dünyanın nefsi emmaresi. Bir de okur musun okuduğun yeri? Bir de zihnimi. Şu asrı felaket ve helaketin en büyük musibeti olan. Çünkü en büyük musibet diyor. Dine gelen musibettir ya abi. Hı. Dine en büyük musibet nereden geldi? Avrupa'dan geldi. Dinsizliğe giden medeniyeti sakimenin iç yüzünü, bak dinsizliğe giden, yüzündeki peçeyi, cehennem numu mahiyetini Hüdayi Kur'an'ı ile muvazene suretiyle açar. Bak muvazene suretiyle açar, gösterir. Ehli imanı ona temayülden şiddeti tenfir ettirip, nefret ettirip. Sari bir vebayı teşhis ile. Hani her tarafa sarılacak bir hastalığı teşhis ile. İşte bak ya mikroba bak. Avrupa perestlik. Taklitçilik. Evet abi. Kurt. Eczahane-i Kur'aniye'den zemzemeyi tiryaki içirir diyor. Bu kurt sayfayı söyler misin? 391. Lemalar değil mi? Filistin'de abi bu. 300. Orada söylemiyor bunu. Filistin'de söylüyor. 5. nota. 391. Evet. Körü körüne taklit. Kurt. Zaten abi en fazla, en büyük hedef an istedi ya. Süleyman Aleyhisselam hani o bastonuna dayalıydı. Bu zamanın insanı da şeriat-ı İslamiye dayanmışız. Onların da tek hedefi şeriat-ı İslamiye Amide Aleyhisselatü Vesselam'ı çürütmek yani değiştirmek. Zaten Süfyaniyetinde en büyük gereğine budur yani. Evet. Şimdi Harun. Şimdi abi peygamber kısalarından yine inşallah bir giriş yapacağız. Süleyman Aleyhisselam'ın abi bastonu vardı. Bunu kurtlar şey yapmıştı. Buna dayanıyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası vardı. Ve burada çok ilginç 19. mektupta Peygamber Efendimiz'in bir kuru kütüğe dayandı. Cis. Hanini cis. Evet. Vardı abi. Peki bunlar bize ne ifade edecek? Yani bu dabbe şimdi anlat çözümü nedir bunun? Bunu şey yapacağız. İşte iman bereketiyle kurtulur diyor ya abi. Şimdi Allah Resulü'nün bu dayandığı dayanıp da okudu. Evet. Hutbe okudu. Ve daha sonra minberin altına koydu. Bu ağaç bizde enfüsümüzde ne karşılığı vardır diye. İlk önce dayanıyordu, hutbe evet. Okuyordu. Sonra hutbe olunca dayandığı hutbeyi kaldırıp atmadı. Dayandığı hutbe okuduğunu hutbenin altına koyuyor. Evet. Dayandığı hutbeyi minberin altına koyuyor. İlginç bu da. Şimdi abi o zaman bunu beka olsun diye de dua ediyor bu kütük. Seni yukarıya çıkaran kütük
Baston. Yani yukarıda tutan. Yukarıda tutun. Evet, sağda. Yukarıda da tutan. Tamam, söyle. Sonra bu kütük abi bir kendi lisanıyla bir dua ediyor. Allah Resulü diyor ne dediğini şey yapıyor. Yani cennete beni dik ki benim meyvelerimden Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem bir mekan ki orada beka bulup çürümek yoktur diyor. O zaman bu beka olan kütüğün şeyine bakacağız. Meyvesi nerede? Bunun meyvesi abi minberin altında olduğu için yani ilim meclisleri, cennet bahçesi olduğu için bunlar yani minberin altında ve Süfyaniyet de bunu şeyle yıkmıştı. Medrese ve tekkeleri kapatmakla yıkmıştı. Yani o dayandığımız. Minberin alt olunca üzerinde ilim ifade ediliyor. Evet. O zaman kütük ilmin alt zeminleri. Yani ilmin yıkılması yani beni girip çürütmesi mi gerekiyordu? Yani bu Süfyaniyet rejimi de ne yapmıştı? Tekke ve medreseleri kapatarak bu dayandığımız yani asamızı yok etmişti. Asa, evet. Baston, ilim meclisleri. Evet. Cennette beka bulmak için dua etmişti. İlim meclisleri de cennet bahçesidir diyor Allah Resulü. Meyveyi de kopartmak istiyorsak bu ilim meclislerinden medreseye dayanarak, tekkelere dayanarak kurtulabiliriz bu dabbeden. İman bereketiyle diyor. Peki Allah Resulü de burada mesela kütüğün şey yapmasını herkes işitti, bütün sahabeler diyor. Yani dabbe gelince herkes buhran, bunalım işitiyor abi. Anca mesela onun bereketini diyor ki burada parmaklarının suyun akması herkes görmüyor. Yalnız eserlerini görüyor. Direğin ağlamasını herkes işitiyor. Onun için fazla intişar etti. Parmağından su akmasını görmüyor. Yok, görmüyor. Ama ağlama şey yapması sesini herkes işitiyor. İşitiyor. O zaman bunun şeyleri gözüküyor ama tabii bazılarına. Nasıl gözüküyor? O iman bereketiyle burada Hasan Basri Hazretleri şey yapıyor abi, bu hadisi şerifi de şey yaparken diyor ki talebelerine, ağaç Resul-i Ekrem Aleyhisselam meyil ve iştiyat gösteriyor. Sizler daha ziyade iştiyat meyle müstahaksınız. Biz de deriz ki evet, ona iştiyat ve meyil ve muhabbet onun sünnet-i seniyesi ve şeriat-ı garasına itibariyedir. Zaten Resul-i Ekrem okumuş şeriat-ı garanın ne olduğunu. Yani o zaman kurt kulakla giriyor. Yani ağlama sesi var ya. Evet abi. Elinden sesi. Elinden su akmasını herkes görmüyor. Çünkü orada karabalık suları görüyorlar. Suyun etrafında değil. Ama ağlamayı herkes duyuyor. Kütüğün ağlaması. Parmağın su akmasını herkes görmüyor. Ağlamayı herkes duyuyor. Kalbe en yakın olan göz müdür, kulak mıdır diye hatırlar mısınız? Hangisi yakınmış? Kulak. Kulak. Çok ilginçtir. Anne karnında ilk yapılan organlar bir tanesi, en büyüğüncüsü kulaktır. Demek ki bu kurtlar abi gözden, kulaktan, dişten, tırnaktan bir şekilde giriyor. Dışarıdaki cüzdi hadiseler bize girdikten sonra külli şekilde o ağacı kurtlandırıyor. O ağacı da ancak... Dayandığın ağaç. Evet. Dayandığın ağaç şeriat-ı garraydı. Evet. Yani bu devirde bizim Asa'ya Musa diyebiliriz. Evet. Yani insan ağaç olsa abi 23'ünüzde diyor ya İslamiyet usulü, imanı, ziyası, ubudiyet toprağı altında. Devamen Kur'an'a imtisal edip. Evet. Bu meyve kurdu burada haber medyası. Ağaç bu. Hatta o ikinci lemada Ömer'in okuduğu yerde istiğfarla temizlenmesi kurt değil, mani bir yılan olup diyor, kalbe sırır diyor. İmanın mahallede kalp de abi. İşte kalbe sırır diyor abi. Ne yapıyormuş medya? Kalbi dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Hı. Açık alelen dinsiz değil. Ama içeride Allah'ı ve icraatını sorgulayan bir ruh var. Ya aklını ya kalbini ya da doğru. Fikrini. Aklını dağıtır, divan. Manevi bir divanı olur. Kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Niye manevi? Demez dinsizim. Ama bilmez de belki. Ama dinden çıkmış. O ağaç
Nefesi zehirli, kafası sarhoş. Evet, nefesi zehirli. Nefesi zehirli, kafası sarhoş. Evet, başı sarhoş. Şahıstan radyoda ders almak. Bak neymiş, bir de söyle. Nefesi zehirli. Nefesi zehirli. Zehirli. Başı sarhoş. Başı sarhoş. Şahıslardan radyoda ders almak. Radyo. Ders almak. Kutsi mühim vazifelerine tam zarf ediyorlar. Asa veya kütük veya baston. Baston bununla bozuluyor. Medyadan abi dediğiniz gibi her an vere vere böyle. Telkini vere vere. Zaten bu okuduğum yerde diyor cisimde bak cisimde dişinden tırnağına kadar yerleşecek diyor cisimde. Bak cisimde dişinden tırnağına kadar yerleşecek diyor artık. Hani görenek tiryakilik dedi ya Mehmet Adada. Artık onların ayırmamayacak o yalnızca ki tırnağını kesiyorsun ama sonuçta tırnak senden gitmiyor yani senin bir parçan. Senden ayrılmayacak bir şey hayatında oluyor. Yani olmazsa olmaz abi. Evet. Diyor ki kaç yaşında var? 68. Kadın. Köylü kadın. Ondan sonra dedi ki kardeşim dedi köyde misafirliğe gittim. Çok yani benim için bunlar sizin hayatınızda çok oluyor ama değerlendirmeniz olursa ancak ilginizi çeker. Çabuk çabuk yükü bıraktı sırtından. Acayip bir yükü bıraktı, ot yükünü. Attı ben onlara misafirdim, o da şeyden geliyor, tarladan geliyor ama biz evdekilerle sohbet ediyoruz. Ziyaret etmişti. Geldi, bana hoş beşerdi falan enşem. Baktım dışarıda oturuyorduk, içeride televizyon açıldı. Benim yanıma gelmesi gerekirken onu ziyaret etmiş 68 yaşında. Kadın yaşlı. Girdim içeri, hayırdır? Kardeşim dedi, kusura bakma. Ben haber dinlememiş yaşayamam dedi. Onun için tarladan çabuk geldim dedi. Ne, hakikaten dizimiz iyileşi yok. Aynı ben bunu rastladım. Şimdi benim diyen Nurcu, gayrimeşru videolara girmez, sitelere girmez. Ama habersiz duramıyor. Kurt girmiş. İçerideki müekkeller değişmiş abi. Zaten Üstad diyor, kurt gövdenin içine girmiştir diyor. Girmiş. Kurt gövdenin içine girmiş. Mesela bir şeyi yapa yapa yapmaya alışır. Vere vere vermeye alışır. Reddede ede reddetmeye alışır. Günah işleye işleye günah normalleşir. Ne yaparsanız normal oluyor. Baka baka bakmaya alışıyor. Merakla, merak var ya, lüzumsuz bir merak ile akıllarını havalandırır. Akılların divanı, kalplerini virane, ruhlarını serseri. Böyle bir tabir kullanıyor. Kurt kardeşim, bu ehli dünyaya yapma. Bu kurt, dabetul arz, Müslümanları tırpanlayıp içiyor. Hep kurtlu kurtlu. Kurtlu. Dışarıya şey yaptığımız zaman hırçın, öfke patlaması, doyumsuz, tatminsiz, uvetsiz. Yani uvet nedir biliyor musunuz? Bak bir insan veya bir cemaat ehli, fert, bir Müslüman, bir Müslüman, Müslümanı sever. Hatalar için onu, acır ve kusurlar için değil mi? Dua eder onun hakkında. Onu tahakkümle ezmeye, yok etmeye çalışmaz. Uvvet neyin neticesi biliyor musunuz? Daha önce dediğim ama ilginizi çekecek. Çok tuhaftır. Uvvet, hani onu da söyleyeyim ondan sonra neyin neticesi? Ben size bir sır söyleyeyim mi diyor Hüsa abi. Risale-i Nur okuyabilirsiniz, derse gidebilirsiniz ama feyiz alabilmeniz, bilgi alırsınız. Ama feyiz alabilmenizin şartı uvvettir diyor. Ben, uvvet neyin neticesi biliyor musunuz? Bak sayıyorum, şimdi dikkat edin. İnsana giydirilen vücut, hayat, yani aşağıdan yukarıya, gömlek, atlet, vücut,
hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet, muhabbet, uvvet, yoksa bunlarda bir sorun var demektir. Bunlarda bir sorun var. Üstad Hazretleri korkunç bir şekilde bu simgeleri kullanıyor. Ayet ve hadiste diş yok. Diş ve tırnağından demiyor. Şeyi yerleşecek diyor. Ağaç kurtlarından bahsediyor. Ama ağaç kurtlarından ağaç kurtları var ya, ağaç kurt. Giriş yolları ikidir. Tırnak ve diş. Bir tanesini bu manayla söyleyeceğim. Çok garibinize gidecek. Silah-ı ilahi kesmek diştir. Dişleri. Dişleriyle kendi azasını veya Müslüman kardeşini parçalıyorlar. Adalet. Nefret, öfke. Gıybet. Anladınız mı? Gıybet. Gıybet. Diş bu. Dişte kullanıyor. Zaten abi bundan bir iki sene önce sanki Cenab-ı Hak maddi olarak bunu gösterdi. Nereden getirdirebilmiyoruz? Hani ağaçlara kurtlar mı salat olmuştu biliyor musunuz abi? Birçok ağaçları kesmişlerdi. Kesmişlerdi. Rezil bize de bayağı bir günden yapmıştı yani. Allah Allah. Çok ağaçları kurt ağacın içini kömürüyordu yani. Şimdi ben size var mı? Bitti mi? Şurada bir kısa bir yer var da bize dikkatimi çekti. Kadir abi. Tamam mı? Tamam abi. Bana bırakmayın Yasin. Tamam. Bak, bana ızdırap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikeler diyor. Eskiden tehlikeleri hariçten gelirdi, onun için mukavemeti kolaydı. Şimdi ise tehlike içten geliyor, içeriden geliyor, kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti, korkarım, kemiyetin bünyesi buna dayanamaz çünkü düşman sezmez. Can damarını koparan, kanını içen, en büyük hasmını dost zanneder. Bu kurt gövde, kurt bu. Kurt kanını içen derin ne diyor? Büyük kan damarını, can damarını koparan kanını içen. Can damarını koparan. Damarını koparan. Koparan. Kanını içen. En büyük hasmını dost zanneder. Yani el hubbu fillah vel buzu fillah. Kaybetmek. El hubbu fillah ve buzu fillahı kaybetmek nedir? Can damarını koparmak. Kurt girmesi. Kurt bu, kurt. Zaten akabinde diyor abi. Kurt. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse İman kalası tehlikededir. Evet, kurt. Yani adam amelsizlikten gitmez ama dostunu dost, düşmanı düşman bilmezse bu tehlike abi. Evet. Yani vicdandaki irade, ibadetullah, zihin, marifetullah, his, muhabbetullah, işte muhabbetullah nedir o? Vicdandaki hissin, peki his, muhabbetullah, yani Allah dostuna dost, düşmanı düşman olmak. Dostunu, düşmanını kaybetmek. Dostunu, düşmanını bilmemekten hissi tarip. İçine girmiş diyor ya. Hissi dini tarip. İrade zihni çalışıyor yani. Tarip. Dolayısıyla namaz dahi kılsa feveylül lil musalli, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Namaz kılıyor. Ama kafire dost. Vela terkenu ile lezine zelemu fetemesekumunlar. Değil taraftan ama kafif meyledeni bile Allah cehennemle tehdit ediyor. Dolayısıyla adam kafire destek veriyor. Devamı çok acayip Hasan abi. Son cümleyi okuyorum. Bak cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse diyor. Az önce yazıyordun dikkat edemedin de. Basiret gözü böyle körleşirse iman kalası tehlikededir diyor. Basireti kör olmak. İman kalası tehlikede diyor. Peki basiret.
Basireti kör olmak demek basiret şeydi. İbadet yani kalbi tahrip olmaktan kaynaklanıyor. Yani hani var ya iradenin ibadetullah, enfuste basiret. Zihnin marifetullah insan, batında dirayet oluşturur insanda. Hissin dişe vuruşu dostu düşmanı mabetullah oluşturur. İnsanda feraset. Latife-i Rabbani'nin dişe vuruşu huzuru tem, huzuru daim yani müşahedetullah insanda kemalat. Şeyin basireti körlenmek demek kalpteki ibadetullah. Yani kalp ne ile çalışır? Zikir ve ibadetle. Onu terk ediyor. Zikir yok. Zikirsizlik. Zikirsizlikle. Evratsızlıkla. Tabii diyor ya, zikir ve fikir ile kalbi işlettirmek. Kör olur, evet. Kör olur. Bu da kurt. Bu da manevi kurt. Kurtlar varmış. Kurt. Peki, ben size bir dişi okuyayım. Okuyun abi. Ondan sonra abi geçeceğim. Tırnağı da başka bir. Ya daha şeyler çalış, şey yapmadım. Diş enfüsü olan değil mi abi? Bakayım ne diyeceksin. Tırnak yok. Tamam. Uzun olur. Bu en çok diş kullanıldığı için. Bak külliyatta diş ne kullanılıyor? Sayfalar söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Nasıl buradan çıktı diyeceksiniz. Gıybet. Diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Mektubat 276. Gıybetin kendisi diş. Günahlara nispet ediliyor. Cehennemin bir dişi daha kadar olması sözler 80. Günahın büyüklüğü diş. Diş çalışan sistem. Kemalizm. Sözler 707'de anlatıyor. Aklı devre dışı bırakan, bilerek severek kendine zarar veren diş. Sözler 381, mektubat 276. Aklını devre dışı yapan her şey diştir. Severek, bilerek günahı yaptıran senin dişindir. Zaten diyor ki abi aklını başına getirmek için. Aklını başına getirmek için. Çok tuhaf değil mi? Başka? Şahsi menfaatını umumun menfaati içinde aramak. Kutbe Şam 141. Diş. İnsaniyetini kaybetmesi sözler 381. Diş. Kendini kaybettirecek ihtiyarı ve iradeyi selbetip ortadan kaldıracak zeminler. Günah zeminleri diş. Sözler 430. Gayz ve nefretin simgeselliği diş. Şualar 547. Diş, ihtiras ve parçalamak simgesidir. Büyük Mesnevi Nuriye 368. İhtiras ve parçalamak. Yani onu yok etmek yani. Ne diyorlar? Hamiyetin zıttı böyle. Doymamazlık var ya. Tamah. Doymamazlık ve ihtiras. Diş. Kaşıyı tahrip ediyor. Diş. Dolayısıyla zekat vermemek, sadaka vermemek, öşür vermemek hep diş. Değirmen gibi fikirlerin öğütülmesi lazım iken imada körü körüne taklitle içeriye sokmak diş. Sözler 608. Çok tuhaf, iyi yaslanın, şaşıracaksınız. Diş neymiş? Menfi milliyetçilik, gayz, öfke, nefret simgesi, 740 sözler, diş. Menfi milliyetçilik, diş. Zaten o mektubata yani Avrupa diyor bizim içimize atmış, ta ki birbirimize parçalamak için. Evet, diş. Sima güzelliği, simaya bakın, Kur'an bize ve Risale-i Nur nazara çeviriyor. Simaların değişimi, mesri manevi, diş.
simaların çökmesi diş. Bakın simalar dişmiş. Nerede anlatıyor? Mektubat 108. Mesih maneviye sebep olacaklar. Çünkü Allah Resulü maddi domuza, yılana, kurda, ayıya dönüşmesini duasıyla Allah yapmayacak. Eski kavimde olmuş. Ama manevi olacak. Mesih manevi. Simaya bakın, diş. Mesih manevi. Başka? İnsanın, bak, ifrit, akrepler, ejderhalar ve kurtlar simgesi, Büyük Mesnevi 350. Bir daha, cinlere musallat olması, cinlere zemin yapmak, mesela cenabet dolaşmak, evde çöp bırakmak, cinlerle meşgul olmak, ondan sonra cini celbedici filmler, korkulu şeyler seyretmek, o dizilerle subliminal yapmak, medya yoluyla böyle fil okad ile insanların içerisine sokulan İfrit, akrep, ejderha ve kurt. Diş. En acayibi şu. Bu kadar okuduklarımın en garibime giden şu. 52 tane kebair var. Bunları 7'ye indirgemiş. He? 7'ye indirgemiş. Onun en acımasızı, bizi bir perişan eden diş neymiş biliyor musunuz? Yerleri söyleyeyim de ondan sonra okuyacağım çünkü hayret edeceksiniz. Hutbe-i Şam'ın 142'de, Sözler 381'de, Mektubat 276'da diş için silah-ı rahimin kesilmesidir. Ne demek silah-ı rahim? Sıla bağ demek. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Yani rahimin onayladığı dostu ve düşmanı bilmemekten rahimlerin kesilmesi, anne rahimin tuhaflaştırılması, müminler arasındaki rahimin, sılanın, bağın çözülmesi, kendi içsel alemindeki bütünlüğün çökmesi, sıla-i rahim, yani sıla bağdır, rahimin dairesindeki bağ, Rahman değil, rahim içindeki bağ. Yani şuunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı olan şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, şefki mukaddese, surur mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar mukaddeselerin çöküşü. İçsel alemdeki sıla-i rahimin çöküşü bu. Şuunat-ı zatiyenin çöküşü. Diş. Şuunat-ı zatiye. Müminler akrabalar arasındaki ihtirastan, gayz nefret ve hotkam, hodendiş, hotbin, bir tane de var ikinci sözde. Dört tane. Hotkam, hodendiş, hotbin, bekbin. Lin, bütünü, insanlar arasındaki ilişkiyi çökertiyor. Bu da diş. Nesepsiz kalıyor. Ondan sonra gıybet, nefret, adavet, öfke, insanlar arasındaki kurt, diş yani. Acayip değil mi abi? Acayip abi gerçekten. Ortaya çıkınca daha da... Vahamiyeti görüyor musun? Abi hep önce tarumar etmişim. Sen şimdi anlıyor yani. Artık anladınız mı? Ben Anadolu'da bu dersin için ihtiyaç duydum. Diğer insanlarda bahsetmiyor. Dini cemaatlerle ben karışmıyorum. Risale-i Nur'un dairesinde olan ama onda ikisine pasaport vermeyecek kişiler bu diş ve tırnakla tarmar olmuş. Tırpanlamış götürüyor. Yani şey var, tarlaya şey girerdi ya da hepsini yok eder. Kur'an'ın ifadesiyle. Çekirge afatı. Bir bakarsın ki ağaç, mısır, buğday. Girin bakın hasat yapacaksın, hiçbir şey yok. Peki ne yapar adam? Şöyle deniz gibi bir buğday tarlası var. Ami kovası, çukura. Bir girdim. Ay, Kur'an da onu söylüyor ha. Mealen söylüyor. Allah Allah falan sevinir. İçeri bir bakar. He? He?
He? He? Hiçbir şey yok. Şu çek. Şey var da Karadeniz'de mesela bir kelebek var. Bütün sebzelerdeki domates, salataların kökündeki suyu çekiyor yani gövdesindeki. Kelebek. Küçücük kelebek suları çekiyor. Cenab-ı böyle bir şey. Ne olur değil mi? Acayip bir şey. Girdin tarlaya, değiş. Maalesef aynı. Nasıl tırpanlıyor? İnsanların hayatından İslamiyet'in suyunu çekmiş. Diş. Aslında Cenab-ı Hak bu maddi şey olarak abi, görüntü olarak da yani menfi sahada bunları gösteriyor abi. Hani bir ara satanist olayı çıktı yani dişleyerek hani efendim kanı falan çekmek. Yani maddi olarak cüz'i bunu gösteriyor. Evet. Dişiyle parçalı kanını yemek. Yani merhametsiz bir zihniyet sahibi olup hot kam, hot endiş, hot bin, bek bin olup böyle kendi organını ve kardeşinin organını diş ile parçalayıp yemek. Diş. Yani hatta gaybı meşhurda de ne bir hastalık vardı ya hani cinsellikte. Ebola, AIDS. Onlar var mesela. Evet. Gösteriyor yani Cenab-ı Hak gözümüze gösteriyor ama. Daha, o hiçbir şey değil. Ebola, AIDS'ten daha beterdir. Medya. Kurt. Ya. Ustad Hazretleri, sana zahmet şeyimi getirir misin? Buradan, bir dakika. Dur, buradan. Bak, Kastamonu, sayfa 268 sayfadır. Hı. Sırf siyaset hakkında, dolayısıyla değil, bizzati siyaset hakkında, uzak durun, haber hakkında uzak durun dediği gazetelerden, televizyonda uzak durun dediği mektupları sayıyorum. İçine denden dolayı işaret değil mi? Kendisi mektup. Kaç tane sayın? 37 sayfa. Bir sayar mısınız? 117. 122. 137. 146. 150. 207. 240. 8. Kaç? 8. 8. Emirdağ bakalım. Emirdağ. Emirdağ 1. 56'da şu 38'i bir şey yapayım. 38. Çok var çok. Bak. 38. 48. 43 var mı? Var 43. 48 yazmış. 38. 43. 48. 56. 160. 180. 209. 272. Peki bu emir daha birdi. İkiye bakayım. 16 oldu şimdi. Bir dakika şurada. 38'i bir açayım. 2. emirda 98, 159, 82, 167. 20 oldu. İşte bu içinde geçen mevzu değil. Bizzati mektup. Bunun kadar dinsizlikten, sefahattan, fuhuştan, içkiden, zinadan bahsettiği bir şey yok. Tabi diş. Peki. Yarın inşallah tırnaktan ve ulema-i İslam zenginlik olsun diye çalıştım. Ulema-i İslam Dabbetul Arz hakkında ne diyor? Oh. Bugün yani Dabbetul Arz'ın ikisini olduk. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha'tan selamat.